anlatmaya dair ne varsa bizi arayın, evinize konuk olalım, sizi de ekrana taşıyalım. Erencan'la Anılar yeni bölümleriyle haftaya tekrar sizlerle beraber. Evet sevgili izleyenler, Hasbihal ile Yoloğlu Yollarda programı uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hepinizin bildiği gibi birkaç hafta öncesi Mekke'den yayın vermiştik ve bu hafta sizler için inşallah Medine'den, o güzelim topraklardan, o güzelim memleketten yayınlar vereceğiz inşallah. Öncelikle sevgili izleyenler, tabii ki biliyorsunuz uzun bir dönemdir aranızdan ayrıydık. Ama hemen hemen bir ay sonra işte programa tekrar yeniden başladık. Ve bu hafta sizlere şunları belirtmek isterim ki bu sene sizler için çok farklı yayınlar vereceğiz. İnşallah haftaya sizler için kısa kısa filmler çekip onları ekrana getireceğiz. İnşallah tekrar Evet Hayır yarışmalarımız onlarla birlikte olacağız. Evet sevgili izleyenler, şu anda sizler için biliyorum bekliyorsunuz Medine'den göntere aktaracağız. Ama ondan önce şunu da söylemek isterim. Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret ettiğimizde sevgili izleyenler, öyle bir güzel anlar yaşadık ki onlar daha sonra inşallah ekranlara taşıyacağız. Ama şu bir gerçek ki sevgili izleyenler, Medine'ye vardığımızda yani otobüste kimler var ise ve oradaki konuştuğum abilerimiz, ablalarımız hakikaten hepsi aynı farklı bir duygular içine girdiler. Çok güzeldi. Yani Allah-u Teala en tez zamanda gidemeyenlere de oraya en tez zamanda gitmeyi nasip eyler inşallah diyorum. Ve gidenlere de tekrar nasip eyler. Biz bu sene niyetimizi yaptık seneye gitmek için. Bundan sonra sevgili izleyenler her sene inşallah niyet edeceğiz. Çünkü siz niyet edin, Allah-u Teala'nın davet üzerine zaten biz oraya gideceğimiz zaman gideriz. Ama en önemlisi niyet. Kalpten niyet edersek Allah-u Teala zaten şüphesiz bizlerin niyetini kabul ettiğinde bizleri oraya davet edecektir. Öncelikle sizlere bir esnafımızı tanıtacağız. Onun akabinde Uhud Savaşımız var. Onun akabinde de Medine'den, Peygamber Efendimiz'in evinden görüntülerimiz var. Onun akabinde de Cennetül Baki denizlere görüntüler aktaracağız. Evet sevgili izleyenler, hep birlikte Medine'ye doğru yol alıyoruz. Buyurun. Evet sevgili izleyenler, iş adamlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz ve şu anda Anvers Söğüt'te bulunuyoruz. Safran Travel. Efendim sizleri bir tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Yusuf. Soy isim Safran. Yaşım 19. Doğma büyüme Belçikalıyız. Türkiye'de memleketimiz Eskişehir. Efendim bu işe nasıl atıldınız? Bundan biraz bahseder misiniz? Babam bundan 15 yıl önce bu iş yerini kurdu. Ben de burada 2 senedir çalışıyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Her gün buradayım. Pazartesinden cumartesiye kadar açığız. Saat 5 sabah 10'dan akşam 6'ya kadar.
buradaki Türk toplumuna hizmet vermekteyiz. Uçak biletleri satıyoruz, otel rezervasyonlarımız var, paket halinde rezervasyonlarımız var. Türkiye'deki tatil köylerinde, başka diğer ülkelerde paket halinde rezervasyonlarımız oluyor. Şimdi biliyorsunuz ki seyircilerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Az önce de bahsettiğim gibi yılbaşı tatili önümüzde. Yılbaşı özel bir indirimleriniz, bir paketleriniz, tatile gidecek müşterilerimiz var tabii ki. Onlar için özel bir şeyiniz var mı? Yılbaşında genellikle bizim Türk milletimiz İstanbul'u tercih ediyorlar. Daha çok gezilecek olduğu için İstanbul her zaman tercihlerin arasında bir numarada. Tabii ki memleketiniz, güzelliğiniz, güzel memleket Eskişehir. Eskişehir'de biz bulunmuştuk. Yaz döneminde Eskişehir'de hemen hemen de bir 2-3 hafta kaldık. Buradan Eskişehir'deki tüm dostlarımıza, sevdiklerimize, bizleri destekleyen sponsorlarımıza selamlar gönderiyoruz. Ve sizlerin de Eskişehir'e, o güzel memlekete, tüm müşterilerinize selamlarınızı alalım inşallah. Sonra biz yolumuza devam edelim. Buradan Eskişehir'deki tüm akrabalarımıza selamımı yolluyorum. Ve buradaki bütün bizi 15 senede destekleyen müşterilerimize buradan da selam yolluyorum. Şimdi sevgili izleyenler, bu Peygamber Efendimiz'in ekmiş olduğu ağaç, yani tabii ki bu türedi bir sürü ağaçlar oldu. Peygamber Efendimiz en sevdiği hurma. Şu anda tadına bakıyoruz inşallah. Evet sevgili izleyenler, şimdi şöyle bir şey var. Hoca efendiler bizlere bunları anlatmıştı, biz de onlardan biliyoruz. Bundan Ramazan'da 7 tane yediğiniz takdirde tüm gün boyunca karnınız acıkmıyor. Sahurda 7 tane yiyorsun, tüm gün boyunca susmuyorsun, acıkmıyorsun. Her derde deva, gerçekten şifalı. Evet sevgili izleyenler, biz yemeğe devam ediyoruz. Hepimize afiyet olsun diyoruz. Evet. Almaya geldin. Evet. Ne hurma alacaksın? Medine. Makrun. Mebrub. Mebrub aldım. Aldım kaç kilo aldın? 30 kilo aldım. Kalbi öyle mi? Yok, kalbi benim şeyim var. Yük attım. Yerim var. Ha, yerim var. 30 kilo yani. Aile kalabalık galiba. 3 kişiyiz. 10'ar kilodan aldık yani. Değil, maşallah. Ondan sonra bu acva dedikleri bu hurmadan da aldık. Aldım. Fakat az aldık çünkü çok pahalı. Evet. Ama biz Peygamberimizin hatırına hürmetine aldık. Ve Peygamberimiz bu hurmanın şifalı olduğunu söylemiştir. Evet. Bu hadise dayanaraktan biz de şifa olarak herkese birer tane ikram etmek amacıyla aldık. Bu hurmanın Peygamberimiz tarafından tavsiye edildiği için az mı ekiliyor? Nedense piyasa çok pahalı. Biz de bu arkadaşlarımıza diyoruz ki madem talep çok buna, bundan çok çok yetiştirin. Yeni yeni bahçeler yapsınlar bu hurmadan. Çünkü Türkiye bu hurmayı Peygamberimizin hatırına seviyor. Ha diyeceksiniz ki makrumla tadı nasıl mukayese ettiğimiz zaman
Belki tadı biraz bundan daha değişik bir tadı var ama bu hurmanın tadı daha güzel. Ama bu şifalı olduğu için, Peygamberimiz tavsiye ettiği için biz bunları da almamazlık etmiyoruz. Yani bizim Türkler daha çok mebru hurmasına yöneliyor. Daha çok mebru hurmasına yöneliyor. Çünkü mebru hurması Türk lezzetine, damağına uygun evet. Yani. Son olarak da Adıyamanlıyım demiştiniz. Evet. Adıyaman'a bir selam alalım. Adıyaman menzili var biliyoruz orada mübarekler evet, var. Evet. Onları hürmetler inşallah. Bütün Adıyamanlı bütün hemşehrilerime, Yolbaşı, Adıyaman Yolbaşı'ndaki hemşehrilerime, ayrıca menzildeki şeyhimize çok çok selam, saygılar ve hürmetler. Medine'den onlara kucak dolusu, peygamberi dolusu sevgiler gönderiyoruz. Evet, kulağımızı aktarmaya devam edelim. Muhammed gülleri var demet 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 bütün alemlere rahmet kurbanım ben Muhammed'e bütün alemlere rahmet hayranım ben Muhammed'e Medine yoluna vardım can Muhammed'i aradım Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım, onu bulurum sandım. Medine'nin yollarında, yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Oy. Yollarımda, yollarımda, güller açmış ravzasında. Bu yol Medine'ye gider, gönlüm onun sevdasında. Hu. Aşkın ile aşıklar bu biliyoruz. Medine'de iş adamlarımız çok. Peygamber Efendimiz de tabii ki esnaf da biliyoruz. Ve burada Türk iş adamlarımızı Türkiye'nin, dünyanın her bir tarafında görebiliyoruz. Medine'de de bayağı birçok Türk esnaf var. Hepsine gidemiyoruz ama onlardan birkaçını ziyaret ediyoruz. Şu anda da hemşerim, Trabzonlu bir hemşerim. Az önce Trabzon Pazar diye yazıyordu kapıda. Dedim buraya bir gireyim. Hemşerimdir ne de olmazsa. Böyle girdik. Hemen ondan bir hasbihala başlayalım. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Demiştiniz Türk, Trabzonluyum. 10 yıldır Medine'deyim. Bu işi yapmaktayım.
Ben memnunum. Gelen hacılara hizmet ediyoruz ve biz de yararlanıyoruz. Acaba bu işe nasıl atıldınız? Yani bu işe atılmamız nasip. Yani fikrimiz de yoktu ama nasip olarak bu işe girdik. Ve 10 yıldır devam ediyoruz. 10 yıldır devam ediyor. Evet. Trabzon'a gidiyor musunuz? Trabzon'a tabii her sene iki kere gidip geliyoruz. İki sefer mi? Evet. Zor olmuyor mu burada Arabistan'da yaşamak? Yaşamak kanunen zor ama manevi yönden bizim için zorluklara katlanıyor. Hemen Peygamber Efendimiz'in dibinde, alışveriş yerinde çalışıyoruz. Resulullah'ın yanında olduğumuz için her zorluğa katlanırız. Evet, çok güzel. Efendim, memleket Trabzon demiştin. Kimler evet. yaşıyor orada? Kimler var? Ailem hepsi orada, ailem hepsi orada. Çoluk çocuk burada çoluk mı? Çoluk çocuk orada, gidip geliyorlar. Ben de gidip geliyorum. Sene boyu buradayız. Özledin tabii. Tabii, özlüyoruz. 20 gün sonra gideceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Nasıl geçti bu sene sezon? Çok iyi, Allah'a çok şükürler olsun, çok iyi. Hamdolsun, hamd senalar olsun. İşimiz inci, gümüş, tesbih, değerli taşlar, çanta, buji, deri türü şeyler. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Malzemenin bir kısmı Türkiye'den, gümüş kısmı Çin'den ve İtalya'dan gümüş, Tayland'dan gümüş geliyor. Mısır'dan tesbihin kalitelileri geliyor. Fil dişi, kehrebal, o tür şeyler. Evet. O zaman bir de tüm müşterilerinize, tüm sevdiklerinize şöyle sizlerin güzel selamlarını alalım. Herkese selam. Herkese bu sene haçın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yine nice haçları bekliyorum. Evet sevgili izleyenler, esnaflarımızı tabii ki tanıtmaya devam ediyoruz ama burada hemşerimizin dükkanında bir de Pakistanlı mıydı? Pakistanlı. Pakistanlı bir kardeşimiz var. Efendim bir isim alalım. İbrahim. İbrahim. Türkçeyi nerede öğrendin İbrahim ya? Burada müşterilerden öğrendim. Burada müşterilerden öğrendin. Konuşa konuşa söktün bu Türkçeyi. Öyle. Yoksa bizim hemşeriden mi öğrendin? Müşterilerden. Müşterilerden. Nasıl? İyi anlaşabiliyor musun müşterilerle? Elhamdülillah iyi anlaşıyor. İyi anlaşıyor he. Seni de çok seviyorlarmış. Şöyle duydum. Doğru. Hep diyorlar abi İbrahim bize, nerede? Bize İbrahim nerede? İbrahim için gelelim biz dükkana. Biz de müşterileri seviyoruz. Öyle mi? Şurada çok güzel. Pakistan'a gidip geliyor mu? Gidip geliyoruz. Gidip geliyorsun. Nasıl? Özlem var mı? Pakistan'ı özlüyor musun? Tabii. Doğru. Kendi ömrümle gidiyoruz. Kimi özledin orada mesela? Kimi özledin? Benim teyzemler var burada. Hanımlar var. Anne baba? Anne baba burada hepsi. Burada mı? He. Onları özlemiyor. Burada yaşıyoruz. Ha, burada yaşıyor. Çok güzel. Tamam. Oldu o zaman. Onlara bir selam söyle buradan. Pakistanca söyle ama. Size herkes selam. Selamun aleyküm. Ab sablu oku selamu meri terapsin. Ne dedi şimdi bize herkes Trabzon mu dedin? Yok. Ne dedi? Benden herkes selam dedi. Ha benden öyle bir dedi ki sanki bize herkes Trabzon gibi değil mi? Medine'den programımızı aktarmaya devam ediyoruz ve şimdi Er Türk Pazarı'na ziyarete geçiyoruz. Biraz da esnaf ziyaretlerimiz olsun. Tabii ki Medine'ye esnaflarımız Türkiye'den kalkmışlar, gurbetçi olarak buraya gelmişler. Burada bizler için alışveriş yerleri açmışlar. Şöyle hep birlikte bir geçelim. Buyurun. Aşkın ile aşkın evet sevgili izleyenler, hemen esnafımızı şöyle bir tanıyalım. Kayseri'den Eyüp Erçık'tı. 10 yıldır Medine'de yaşamaktayız.
5 yıldır ticarete uğraşıyoruz. İşe nasıl atıldınız? Buralara gelmişsiniz, yani gurbettesiniz şu anda. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani okul hayatından sonra tabii çoluk çocuğun rızkı için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. 1,5 yıl kadar işçiliğini yaptık bu işin. Baktık işçilikle yürümeyeceğine karar verdikten sonra ticaret atılmamız gerektiğine karar verdik. İki ortak bu işe başladık. Sıfır sermayeyle evet. Bu işe başladık. Diğer ortağınız yan tarafta. Evet, abimiz. Ortağım Adanalı. Nasıl? Adanalı. Evet efendim, sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Erdem. Adıyaman 5 sinirim aslında. Doğum Adana Ceyhan. Adana Ceyhan. Adana Ceyhan. Siz nasıl karar verdiniz bu işe atılmayı? Çalışıyordum, elemandım bir yerde. Eyüp kardeşler. Çalıştık. Beraber işte bir yer açmaya karar verdik. Allah nasip etti. Şimdi 5-6 yerimiz var. Yani yaklaşık 8 tane yerimiz olacak. Acıdan sonra inşallah. İnşallah. Nasıl buradaki işler nasıl gidiyor abi? Yani 5-6 tane dükkanımız var dediniz. Sıfır sermayla başladık. Allah'a tevekkül ettik. Biz de şu an şaşkınız yani. Nasıl geliştiğine biz de farkında değiliz yani. Demek ki çalışanı Allah-u Teala veriyor. Yani toptancıların desteğiyle ve müşterilerimizin bize güvendiğiyle. Müşteriler kendi reklamımızı onlar yaptılar yani. 3 ay sonra kartımıza müşteri dönmeye başladı bize. Demek ki memnun kalmışlar. Dünyanın her yerinden, Türkiye'den, Avrupa'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan. Yani dünyanın her yerinden müşterilerimiz dönmeye başladı. Bu da nedir? Güvendir, memnuniyet. Müşterimizin bu güvenden dolayı teşekkür ediyoruz. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yani bir müşterimiz oteline gidip arkadaşlarını getirdiği zaman biz tekrar memnun kalıyoruz yani. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah hacılarını kabul etsin. Tekrar nasip etsin diyoruz. Abi son olarak o zaman memleket Kayseri'ydi. Evet, doğum Kayseri. Yani ben de Adana'da büyüdüm. İlk orta lise Adana'da okudum. Daha sonra eğitim için buraya geldik. Eğitimden sonra ticaret hayatıyla bu şekilde devam ediyor. Allah muvaffak etsin. O zaman sevdiklerinize selamınızı alalım. Tüm müşterilerimize sağlık, mutluluk, esenlik dileriz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, sizinle abi memleketteki yaşayan sevdiklerinize selamlarınızı alalım. İnşallah herkese sevgi ve sağlıklar inşallah. Herkesi buraya bekliyor. Medine'ye, Umre'ye bekliyor inşallah. Ne yazık ki programımızın da sonuna geldik. Bizlere ulaşmak istiyorsanız altta geçen numaralardan hem Türkiye'den hem Avrupa'nın dört bir yanından neresi olursa olsun yolu her daim sizlerin programında olmaya gayret edecek. Telefon numaralarımızı hemen not edin. 0-32-485-06-07-63. Mail adresimiz info@yoluoluyollarda.com. Evet sevgili izleyenler, bir telefon kadar, bir mail kadar yakın olduk artık sizlere. Haftaya görüşmek dileğiyle mutlu ve esen kalın diyoruz. Hoşça kalın. Anlatmaya dair ne varsa bizi arayın, evinize konuk olalım, sizi de ekrana taşıyalım. Erencan'la Anılar yeni bölümleriyle haftaya tekrar sizlerle beraber.